Sabah erken saatlerde İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Manav Kuyu Nedret İlhan Keten Ortaokulu'nda oy kullanan Cumhuriyet Halk Partisi 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili adayı Gökçe Gökçen seçmenlerle fotoğraf çekildi. Ardından umut dolu konuştu. Herkese günaydınlar. Bugün Bayraklı'da oyumuzu kullandık. Uzun da sürdü. Vatandaşımızın yoğun ilgisi var sandıklara. Umuyoruz ki Türkiye'miz için olgun, sakinlik içinde ve demokrasimize yaraşan bir gün olsun. Herhangi bir sorun olmadan halkın iradesinin sandıktan sağlıklı bir şekilde çıkması için bizler bütün görevlerimizle beraber hazırız. İnşallah Türkiye'miz için çok güzel şeyler olacak. Çok güzel günler bekliyor bizi. İzmir'de basının yoğun ilgi gösterdiği oy kullanma merkezlerinden biri de Tarihi Atatürk Lisesi'ydi. CHP'li adaylardan Yüksel Taşkın ve Tuncay Özkan'ın ardından öğle saatlerinde Murat Bakan da oy kullanmaya eşi Selin Ercoşkun Bakan ve oğlu Yiğit Kemal ile geldi. Yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan İzmir 1. Bölge 4. Sıra adayı Bakan, bir TV mikrofonlarına olumlu dileklerini aktardı. Demokratik, şeffaf, sorunsuz, problemsiz, böyle baharların geleceği bir seçim günü olacak bugün. Öyle söyleyeyim. Onu umut ediyoruz, öyle olacağına inanıyorum. Öyle de olacak. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Yine sabah saatlerinde Buca Vali Rahmi Bey İlkokulu'na eşi Ahmet Kılıç'la oy kullanmak için gelen CHP 1. Bölge 3. Sıra Milletvekili adayı Sevda Erdan Kılıç'ın açıklaması da olumlu dilekler içeriyordu. Hepimizin kullandığı oyların bu ülkeye baharı getirmesi dileğiyle, demokrasiyi, aydınlığı, özgürlüğü getirmesi dileğiyle hepimize bu seçim hayırlı uğurlu olsun.